calle y sol con mis amigos. Nenas y alcohol pa' seguir vivo. Playa y sol con mis amigos. Nenas y alcohol pa' seguir vivo. Yo sigo chileando, mi tiempo sigue vivo. Yo sigo gozando mi vida con amigos. Hago daño, por eso sigo vivo. Quiero chilar. Hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Elif. Ben çantanı çok alakasız buldum. Yani burada yine o kolyem var. Çok farklı bir şey göremiyorum. Çok oversize de gelmedim benim gözüme. Bilmiyorum, daha senden hani daha önce de geldiğin o büyük batkalı ceketler tarzında daha cool bir şey beklerdim. Çantanı hiç beğenmedim. Çok da konsepte uygun gelmedin gözüme. O kadar. Konseptim de, psikolojim çok yıprandığı için Reiki ve biyoenerji uzmanımın yanına gidiyorum. Psikiyatriye gidiyorum deseydin keşke. Yani benim için ikisi de aynı şey. Evet. Nereye gidiyorsun? Pardon. Psikolojim çok yıprandığı için Aslan Hanım. Evet. Ay ağlama. Ne oldu? Ben ağlamadım. Reiki ve biyoenerji uzmanımın yanına gidiyorum. Neye ağlıyorsun Sisi? Ne oldu? Gayet iyiyim. Anlık böyle, anlık oluyor İvan Hanım. Sende de var mı delilik ben tabii. Bok boku kenefte bulurmuş derler ya. Deli deliyi gözünden tanıyor. Sende normal. Ne var be? İkili konuşturmuyorsun insanı. Buyurun Hakan Bey, konuşun. Söyle. Mutsuz musun Sisi? Sence? Buraya çıkmadan önceki tarzını gördüğüm için Sisi'ye ilk oradan başlayıp yorum yapacağım. Bence sen kesinlikle Sisi sahibi bir kız değilsin. O dövmelerinle oversize'ın hakkını eğer bu şekilde veriyorsan eğer zaten asla değilsin. Oraya geldiğindeki halini gördükten sonra ben şok oldum. İyi ki onu değiştirdin, bu şekilde çıktın ki hani birazcık anlam verebiliyorum. Ama bana göre yine çok sıradansın. Sokakta 1500 tane insanı böyle görebilirim. Sen bayağı Manhattan'da Fashion Street'te oturuyorsun herhalde. Ama değil Hakan Bey, yani beğenmedim. Ve ilk geldi halini gördükten sonra oversize konseptinde... Sadece üzerime ceketimi aldım. O kadar öyle giyinen insan... Sadece ceketini mi aldın? İlk evet. Halini görebilir miyim? Oversize'le alakan yoktu senin. Gömleğim, pantolonum, her şeyim aynı. Giydiğin Orkan Hoca yelek aynen. Orkan Hoca dedi ki bu biraz bir boyfriend kaçıyor. Yakalıyor. O da sadece zorla. Ceketimi aldım üzerime yine. O kadar. Alakan yok, beğenmedim. Çok sıradan. Teşekkürler. Gel bakalım. Aslan. Hoş geldin. Ne oluyor ya? Abi ağla da rahatla Allah aşkına. Üf, ağla. Aa, çok sıkıldım ben artık. Ağla ağla. Aa, şurada ne olur tutun kendiniz, bizim karşımızda ağlamayın. Bir şey ağlayacağım. Ne oldu ama yani? Ne oldu bu kadar? Yani, ama yani böyle bir geldin karşında yani ben üzülüyorum. Çünkü bir aynen, şey var ve bilmek istiyorum. Sadece ağlatmanı istemiyorum yani. Ay, ağlatın bir ağlatasın, tutma kendini. Yok ağla yok, iyiyim Aslan Hanım. Gerçekten şu an sorun vaktinizi nedir? Bu şekilde almak istemiyorum. Ondan dolayı. Ama zaten ağlıyorsun. Sinirlerimiz artık böyle laçkalaşıyor ya, ondan dolayı olabilir yani. Neden? Burada yaşadıklarından evet, dolayı. Evet, evet, onlardan dolayı yani. Yani polis özel olanları. Evet, evet. Yok. Poliste de olanları kavgalardan tamam. Herhalde o zaman. Okey. Şimdi ben baktığım zaman seni güzel görüyorum Sisi. Baktığım zaman yani bu gördüğüm görüntü çantan haricinde. Çantana ben de çok anlam veremedim yani, ne alaka. Ama ceketin, pantolonun, botların benim için güzel. Ama sen buraya geçen hafta mıydı, o iki tane oversize ceketi giyip bir gün böyle bej gibi bir renk, ertesi gün yeşil, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Bu kadar böyle korkuluk cinsi yani hani bu kadar ince bacaklara şu kadar bir ceket giyip bugün oversize konseptinde normal bir hiçbir konsepte yani konsepte alakasız bir şekilde geldiğin için şu anda konsept dışısın benim için. Üzerinde ben oversize hiçbir şey görmüyorum. Önünü bir açar mısın? Yani pantolonda ama niye da bence oversize. Ceket oversize. Evet, ceket. Evet, evet. Ceket okay. Oversize. Ben belki birazcık daha fazla. Hayır, abartılayım. Boyfriend'e de açabilir ama diğerleri o kadar güçlüydü ki. Ay. Bir de siyah çok. Ben şimdi senin oversize'ı görmeni sağlayacağım. Bir dakika. Lansım kaydı. Oh çok şükür.
Sen de oversize konseptinde belki geçen hafta evet oversize'mış ama ben abartı bir şey beklediğim için herhalde. Bu bana yetersiz geldi ama baktığım zaman gayet şık gözüküyorsun. O iki kombinden birini yazık etmeseydi. Ceketin gayet, evet belki bugün giyebilirdin. Evet. Ama orada da zaten bizden çok yüksek puan evet, aldı. Birinde aldı, ikinci de almadı. Evet. Ben de aldım. Ben de aldı, sen de aldı. İkisini de aldı. Bizi aldı. Öyle mi? Üçüncü de almadı çünkü tekrarladı. Aynen. O zaman üçüncüyü giymeyip burada giyseydi evet, yine yüksek yani alırdı. Onlar evet, harcanmış oldu o zaman. Çünkü orada o kadar big oversize giyip burada bu bana ters geldi ama ben hiçbir yani normal şartlarda böyle yorumlamam lazım konsepte göre ama baktığım zaman şık gözüküyorsun. Teşekkürler aslında. Ben beğendim yani ceketini de beğendim. İçindeki gömlek birazcık belki başka bir şey olabilirdi. Hı-hı. Pantolonunu ve botlarını beğendim. Çantanı çok alakasız tamam, buldum. Yani anlamadım o çantayı. At o çantayı elimden. Tamam. Çok ya bulamadın herhalde başka çanta evet, mı? Ha okey. Tut şunu. Vatkalar mı geliyor gene? Şimdi güçlü olmak ya buradaki amaç. Tamam, oversize. Sen iddialı bir yarışmacısın ya. İddialı bir kadınsın ya. Şimdi bu kolyeyi takıyorsan böyle şimdi bir de böyle yürüsene tabii bakayım. Tabii ki de. Böyle gelmiş olsan benim için 10 puansın. Çünkü bu artık oversize'ın burada hiç görmediğimiz bir yorumu. Sema günlük hali, sen gece halisin benim için. Ona 10 verdiysem sana da 10 verirdim. Çanta da, elindeki çanta kağıt bir çanta biliyor musun? Çok güzel. Ve 3 para, 3 para bir şey. Kağıt o. Plajda kullanıyorum ben onu. Keşke böyle gelseydi. Sizin botlarına bakabilir miyim? Tabii ki de. Çok iyi. Çok güzel. Güzel. Çok iyi. Çok güzel botların. Bir sisi de geri dönüyor gibi çok, sinyal çok veriyor. Sisi hoş geldin. Hoş bulduk İvan'ı. Senin özgüven bitti. Senin özgüven tükendi. Ben onu hissediyorum. Sen kameraları seven bir yarışmacısın. Burada çok güzel yürüyordun. Hep flört ediyordun kameraları. Yani söndü, oynuyordun. Bir de attitude bile böyle, suratı bile ne özgüvenli oldu, çıkıyordu. Şimdi böyle. Ya ben o sisi, özgüvenin geri istiyorum. Çünkü senin giydiğin kıyafetlerin yansıtıyor. Özgüven olmayınca en güzel bir elbiseyi de zayıf gösterir. Evet. Ne oldu? Düzeleceğiz inşallah İvan Hanım. Ben seni düzelmeni istiyorum. Elbisenin şu anda kıyafetlerinden yerinde, sorun yok. Ben de pantolonu, botlarını, ceketini beğendim yani hiçbir sorun yok. Ama o özgüvenin yerinde değil. O olmayınca kadar sen de o kıyafetleri zaten taşıyamazsın. Geri gel. Benim için bir sinyal verdin, bir sağa dönüş. Bu arada makyajını çok beğendim. Bir sadelik bir şey var, ne var? Evet. Dövme, kapattığın dövme mi var suratında? Evet ve bugün biraz daha yoğunluğu yaptık. Keşke bu kadar yoğun yüzüne dövme yaptırmasaydın. Şu anki benim için çok okey. Yüzüne dövme yaptırmak çok tehlikeli bir şey. Yani şey olarak, çok ortada çünkü. Ama ben bu kılığı çok sevdim. Aklımda, aklımda. Al sana bir 9. Teşekkürler. Bak, iki tane kalp verdim. Kendine gel. Teşekkürler. Aslihan. 8. Teşekkür ederim.